Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim de hayatımı çok büyük noktada etkileyen, sizin de hayatınıza bir noktada dokunacağına emin olduğum bir konudan bahsetmek istiyorum. Alışkanlıklar ve rutinler. Yani hayatımıza bir şeyleri entegre etmek, bir alışkanlığı oturtmak çok cazip geliyor kulağa. Sonrasında o alışkanlığın güçlü bir şekilde kalması ve rutinimizin hiçbir şekilde bozulmaması. Spor yapmaya karar veriyorsunuz mesela. Sonrasında spora gidiyorsunuz ama ertesi gün giderken artık yataktan çıkamıyorsunuz. Veya bir sabah 6'da kalkmaya karar veriyorsunuz. Ertesi sabah 6'da kalkamıyorsunuz. Böyle yatak kendinize çekiyor böyle sizi. Her gün sağlıklı beslensek mesela ama bütün haşlanmış sebzelerin tadı bize lahmacun gibi falan gelse. Fakat gerçekten bu kadar üzerine konuşup bu kadar isteyip yapamadığımız şey ne? Neden başaramıyoruz bunu? Başarması gerçekten çok mu zor? Başaran insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Bugün size bunlardan bahsedeceğim. En son okuduğum kitap. Ocak ayına bu kitapla başladığım için çok mutluyum gerçekten. Küçük Değişiklikler, Büyük Sonuçlar. Kitabın asıl adı Atomik Alışkanlıklar. James Clear yazarı. Kitap gereksiz popollamalardan uzak, sıradan kişisel gelişim kitaplarının böyle motivasyon baskısından uzak bir kitap. Tamamen tekniklerle anlatıyor durumu. Siz de tekniklerle çalışmaya hazırsanız, bir şeylerin böyle bir anda şık diye mucizeyle gerçekleşmeyeceğini biliyorsanız hadi elinize bir kağıt kalem alın, başlayalım. Kitabın adından anlaşıldığı üzere atomik alışkanlıklar, küçük alışkanlıklarla başlayıp minik minik adımlarla ilerleme kitabın ana mantığı. Yani James Clear diyor ki her gün %1 iyileştirmeyi hedef. Sadece %1. Ve bu rakamı bunu yaparken asla küçümsemeyin. Çünkü adımlar atıp bunu alışkanlığa dönüştürmenin en etkili yollarından bir tanesi kolaylaştırmak. Bu alışkanlıklarımızın dümdüz ilerlemesini bekliyoruz ve hiç fire vermememizi istiyoruz. Maalesef hayat böyle değil. Bir noktada bundan vazgeçmemiz gerekiyor ve bir alışkanlığı oturttuğunuz o ufak tefek alışkanlıkları bir noktada bitirebiliyorsunuz. Bir gün bunu yapmadığınızda tamam artık ipin ucu kaçtı dememeli. Hemen ertesi günden buna devam etmemiz gerekiyor. Unutmayın sadece %1'lik bir gelişim arıyoruz. Bu noktada James Clear çok güzel açıklıyor. Diyor ki emek ziyan olmaz. Verdiğiniz emek hiçbir zaman çöpe gitmez. Bir yerlerde depolanır ve zamanı geldiğinde meyvelerini verir size. Alışkanlıklar bizim kimliğimizi oluşturuyor. Örneğin kitap okur olarak tanımladığınız birini düşünün. Bu insan sabah akşam kitap okumuyor. Bu insan sadece düzenli bir şekilde günün belli bir saatini veya dakikasını bile olabilir bunu ayırıyor ve onun dışında zaten düzenli bir şekilde kitap bitirmiş oluyor. Biz alışkanlıkları her ne kadar iyi olarak görsek de o şekilde tanımlasak da kötü alışkanlıklar da var. Sigara içmeyi buna örnek verebiliriz. Sigara içen biri olarak tanımlıyoruz mesela. Kimliğimizi oluşturuyor artık bu. Ben spor yapan biriyim, ben sigara içen biriyim gibi gibi. Sigara bırakmayı örnek verdim bu noktada çünkü bunu Piray Erdoğan'ın Seyir kitabında okumuştum. Orada bahsediyordu. Sigara bırakmak için öncelikle kendinizi şu şekilde tanımlayın. Ben sigara içmeyen biriyim. Bu noktada kendimizi tanımlamaktan korkuyor olabiliriz. İşte insanlar bana ne der? Hani sen sigara içmeyen biriydin gibi cümlelerle karşılaşmak istemediğimiz için maalesef bundan kaçınıyoruz. Ama eğer bu alışkanlığı oturtmak istiyorsak veya alışkanlıktan uzaklaşmak istiyorsak bu da bizim ödeyeceğimiz bir bedel bence. Diğer videolarımda hep söyledim. Bu videoda da söyleyeceğim. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak bizim kendimize vereceğimiz en büyük zararlardan bir tanesi. Ama dürüst olalım. Özeniyoruz yani insanlara, başka hayatlara. Çok normal bence. Ama bu noktada ben X kişisi olmak istiyorum asla demeyin. O X kişisinin hayatında ne zorlukları olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir süreçten geçtiğini bilmiyoruz. Gerçekten o anları da yaşamak istiyor muyuz? Yani o bilinmezliği de kabul ediyor muyuz? Hayır. Ya biz o insanın sadece belli birkaç kimliği var. Onları edinmek istiyoruz. Bu sanıldığı kadar zor değil aslında. Hemen bir düşünün. O insanı neden özeniyorum? O insanın hayatına neden erişmek istiyorum? Çünkü işte o insanın parası var veya kitap okuyan bir insan, çok seyahat eden bir insan gibi. Bunlar üzerine bir kimlik oluşturun, bir araştırma yapın hatta. Üzerine biraz düşünün. Sonra da bu kimlikleri kendinize entegre etmeye çalışın. Unutmayın bir alışkanlığı başarmak için aslında eylemden çok kimlik olarak kullanmak, yani işte özne ve yüklem olarak kullanmak çok daha mantıklı. Alışkanlık döngüsünü işaret, istek, tepki ve ödül olarak anlatıyor James Clear. Örneğin karanlık bir odaya girdiğinizi düşünün. Öncelikle görmek istiyorsunuz. Sonrasında ışığa basıyorsunuz ve ödülünüzü alıyorsunuz. Bu döngüde dikkat etmemiz gereken iki ana nokta bence işaret ve ödül. Kitapta çok fazla açıklama var. O yüzden bence kitabı okuyun zaten. Ama ben çok kısa böyle bahsetmek istiyorum. İşaret yani bir şeyleri görmemiz gerekiyor. Bir şeylerin bize söylenmesi gerekiyor. Örneğin eğer spor salonuna yazılmak istiyorsanız, spor yapmak istiyorsanız diyeyim. Spor salonunun önünden
geçin mutlaka her gün. Kendinize bunu sesli olarak söylemek de bence işe yarayacaktır. Örneğin eve her gün süpürge tutmak istiyorsanız ve bunu alışkanlık haline dönüştürmek istiyorsanız süpürgeyi bir dolabın içerisine saklamayın. Çıkarması zor olacak. Gözünüzün önünde olmadıkça bu alışkanlığı oturtmak çok daha zor olacak. Gözünüzün önünde dursun süpürge. Ne olacak yani? Hemen bu döngüye dönecek olursak bu döngüyü oluşturmanın ve bu döngüyü otomatikleştirmenin en önemli yöntemlerinden bir tanesi alışkanlık scorecard'ı oluşturmak. Bu şekilde adlandırıyor James Clear. Alışkanlıklarımıza uzaktan bakmak diyebiliriz. Gün içerisinde neler yapıyorsunuz? En ince detayına kadar mutlaka yazın. Sabah kalkıyorum, yatağımı topluyorum, dişlerimi fırçalıyorum, bir kahve içiyorum, bulaşıkları yerleştiriyorum gibi gibi. Sonradan bunları puanlamamız gerekiyor. Eksi, artı ve nötr şeklinde. Bu noktada eksi alışkanlıklarımızı hayatımızdan çıkarmak için bir adım atmış oluyoruz. Daha sonraki atacağımız adım da şu olacak. İşte sabah kahve içiyorum ben her gün. Mutlaka sabah kahvemi eksik etmiyorum diyorsanız eğer, sabah kahvesini içtikten sonra esneme hareketleri yapacağım. Bu şekilde oturtursanız zihninize, her gün sabah kahvesi içtiğinizi göz önünde bulundurursak her gün esneme hareketleri de yapacaksınız ve bu alışkanlık bu şekilde oturacak. Alışkanlıkları oturturken en önemli şeylerden bir tanesi ortam. Kolaylaştırmamız gerekiyor. Örneğin aktif bir yaşam istiyorsanız ve spor salonu evinize en yakın işte 2 vesaire gidebileceğiniz bir yerdeyse, yani çok daha zor. Evinize çok yakın bir yer bulun. Çok daha güzel, çok fazla ekipmanı var falan diye hemen gaza gelip böyle en güzel spor salonuna gitmeyin. Daha yakınlarda bulun mesela. Eğer yakınında spor salonu yoksa ve aktif bir yaşam istiyorsanız farklı seçenekler arayabilirsiniz. Evin içerisinde bir yerlere böyle notlar düşün mesela sporla alakalı. Sesle söyleyin. Bugün bulaşıkları yıkadıktan sonra evi süpüreceğim gibi. James Clear'ın en az çaba olarak adlandırdığı bir yasa var. Biz insan olarak, yani doğamız gereği daha kolay olana meylediyoruz. Örneğin düşünün, ertesi gün için bir öğlen yemeği hazırlamak istiyorsunuz kendinizi işe götürmek için ve elinizin altında bir telefon var. Telefonu alıp Instagram'a girip Reels kaydırmak çok daha kolay bir hareket olduğu için elimiz hemen oraya gidiyor. Ve bu şekilde zamanı öldürüp sonra da bir şekilde belki kendimize bunu itiraf edemesek de bir şeyleri yapmak için geç olmasını bekliyoruz. Ya artık zaten saat 12 oldu, yatayım gibi. Peki bunu engellemek için ne yapmalıyız? Öncelikle kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşmak için en önemli yöntemlerinden bir tanesi uzaklaşmak. Aradaki emeği arttırmak, adımı arttırmak aslında. Şimdi düşünün, kolay olana meylediyorsunuz. O zaman zor olana meyletmeyeceksiniz. Televizyon bağımlılığınız varsa mesela, her gün mutlaka eve gelip televizyonu açıyorsanız ve bundan rahatsız oluyorsanız kumandayı bulunduğunuz odada, oturduğunuz koltuktan uzakta tutun. Hatta diğer bir odaya götürün. Diğer bir odada bir çekmeceyi kilitleyin. Anahtarını başka bir yere koyun gibi. Eve geldiğinizde, koltuğa oturduğunuzda şöyle bir kumandayı elinize böyle gelmediğinde bir problem olduğunu anlıyorsunuz. Ve artık anahtarı alıp diğer odaya gidip çekmeceyi açıp kumandayı alıp gelip televizyonu açmanız gerekiyor. Buna çok fazla adım olduğu için bir noktada bu alışkanlıktan uzaklaşıyorsunuz. Bunu ben Instagram'da denemiştim bu arada. Telefonumda böyle çok hemen tıklayabileceğim bir yerdeydi Instagram. Onu aldım. Bir tane hemen kaydırmam gerekiyordu. Bir kloserin içerisine koydum. Şimdi etkiledi mi? Gerçekten etkiledi. Baktığınızda iki tık daha fazla yapmam gerekiyor ama daha kolay olana meylettiğim için hemen açtığımda tık 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 o adımları atmak istemediğim için beynim bunu kodluyor ve uzaklaşıyorum. Diğer bir örnekte abur cuburu vermiş mesela James Clear. Benim çok hoşuma gitti. Diyor ki evinize abur cubur almayın. Eğer evinizde abur cubur varsa ulaşabileceğiniz noktadadır. Yemeniz çok daha yüksek. Ama bunun için giyinip, hazırlanıp, markete gidip, eve dönüp yemeye başlamanız çok daha fazla emek gerektiriyor ve çaba gerektiriyor. O yüzden bu alışkanlıklardan da bu şekilde uzaklaşıyoruz. Spor yapan insanlar mesela spordan sonra eve dönerken çok fazla kalori harcadıkları için ve artık bir açlık başladığı için yanlarına cüzdanlarını almıyorlarmış ki işte yolda gelirken bir markete gidip sağlıksız bir şey almayayım diye. 2 dakika kuralı. Büyük başlangıçlar yapmak kulağa çok daha kolay geliyor nedense. Daha etkili geliyor. Yani diyoruz ki her gün bir sayfa kitap okuyup ne yapacağım? Yani ne işe yarar ki? Oturmuşken şöyle bir 50-100 sayfa okuyayım. O yüzden kitabı elimize almak biraz daha zorlaşıyor. Bir gün 50 sayfa okuyoruz. Diğer gün 50 sayfa okuyoruz. Artık yavaş yavaş bu sayı düşmeye başlıyor. Sonrasında diyoruz ki ya 50 sayfa okuyamadım zaten. Bugünü es geçeyim. James Clear diyor ki alışkanlıklarımızı oturturken bu 1-2 saniyede gerçekleşiyor aslında. Kıyafetlerinizi giyip yoga matını serdiğinizde tamam artık. Oradan geri dönüşü olmuyor. Zaten. Ya da kitabı elinize aldığınızda bir sayfa okuduğunuzda zaten bir sayfayla kalmıyor yani. Ama eğer beyninizde ya bir sayfa bir böyle yanıltıcı olarak geliyorsa bunun da bir çözümü var. Kendinize gerçekten 1 dakika kitap okumak için veya 2 dakika kitap okumak için sınırlar koyun. Bu şekilde devam edin. Ama onun dışında eğer beyniniz böyle bir şey düşünmüyorsa, yani kendimi kandırıyorum falan gibi düşünmüyorsanız bu şekilde planlar yapabilirsiniz. Alışkanlıklarımızı tamamladığımız anları unutmamamız gerekiyor. Eğer siz işte süpürge tutarken süpürgeyi çıkardığınız anda veya süpürge ortalığı
ortalıktaysa, fişini taktığınız anda zaten siz bu alışkanlığı başarmış oluyorsunuz. O yüzden hemen adım atmak önemli. En son değinmek istediğim nokta genler. Genler noktası bizi gerçekten çok üzüyor aslında. Şimdi ben bir de Polonya'da yaşıyorum. Yani Slav genli insanları gördükçe böyle deliriyorum. Diyorum ki hani bu zaten zayıf yani. Genleri o şekilde kodlanmış ve zayıf kalacak. Ne yaparsa yapsın kilo almayacak. Siz kendinize bakıyorsunuz, ailenize bakıyorsunuz. Ya benim annem şişman zaten. Benim de şişman olmam çok normal diye düşünüyorsunuz. Genlerin asıl yaptığı şey netleştirmektir. Bu kelime benim çok hoşuma gitti. Genler aslında netleştiriyor sadece. Bunu iyi bir şekilde düşünmek gerekiyor. Genler böyle hep moralimizi bozan bir şeymiş gibi görünse de aslında genlerin farklı bir perspektiften bakarsak işe yarar olduğunu göreceğiz. Çok basit bir örnek vereceğim. Resim yapmayı yetenekliyseniz mesela ama siz müzik noktasında kendinizi alışkanlık edinmeye zorluyorsanız bir yerlerde bu ip kopacaktır. Ama siz bakarsanız eğer genlerinize ve ne istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, neyde başarılı olduğunuzu anlarsanız bu noktada alışkanlık kurmak çok daha kolay olacaktır. Bu noktada genlerin etkisi gerçekten çok büyük. Diğer bir önemli nokta ise zaten ne istediğini bulmak, anlamak. Bu noktada da çok güzel taktikler vermiş James Clear. Umarım okursunuz, bunları da görürsünüz. Bu bahsettiğim teknikler gerçekten kitabın içerisinde olan birkaç teknik. Çok fazla teknik var içerisinde. Çok fazla adım var, çok fazla örnek ve çok fazla araştırmadan bahsetmiş yazar. Benim bu yüzden de çok hoşuma gitti. O yüzden sadece video kalmasın. Bu video bir spoiler falan değil zaten. Lütfen okuyun. Zaten Ocak ayı daha bitmedi. Hala bir başlangıç havasındayız. O yüzden okuyup bence bu başlangıç havasından uzaklaşmadan siz de hayatınıza alışkanlıklarınızı yerleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir nebze olsa faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve videodan ayrılmadan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.